Sayın Rektörüm, değerli Hacettepe'liler, saygıdeğer konuklar. Üniversitemizin 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde başlattığımız Hacettepe konferanslarının 9.sunu gerçekleştiriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Her oturumunda alanlarında marka olmuş isimleri konuk eden Hacettepe konferansları sezonu yine marka bir isimle açıyor. Evet, bu kez konuğumuz iş dünyasında birçok başarıya imza atan ünlü CEO Sani Şener. Sizleri Sayın Şener ile baş başa bırakmadan önce rektörümüz Profesör Doktor Sayın Haluk Özen'i 9. buluşma konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Sani Şener Beyefendi, değerli Hacettepe'liler, sevgili öğrenci kardeşlerim. Bu Hacettepe konferanslarına başlama fikri rektör adaylığımda vardı ve arkadaşlarım hatırlayacaklar. Şunu demiştim, bu üniversitenin üniversite gibi kopması için bizim öğlenleri belirli aralıklarla sanat alanında, spor alanında, bilim alanında, siyaset alanında, gazetecilik alanında, yani farklı alanlarda öğrencilerimizin ve hepimizin vizyonunu genişletici insanlarla bir araya gelip birikimimizi genişletmek, dünyaya daha geniş bir perspektifte bakmak amacıyla bu toplantıları yapmamız lazım demiştim. Bugün aslında çok mutluyum. Çünkü Aziz Sancar hocamızın bu konferansların ilkini verdiğini düşünecek olursak, o günkü toplantıdan sonra belki de bugün ilk defa öğrenci kardeşlerimin bu kadar rağbet ettiğini gördüm. Çünkü esas amaç, esas hedef onlardı. Tabii ki akademik personelimiz ve idari personelimiz vardı ama öğrenci kardeşlerimin bu ilgisi beni çok mutlu etti. Bu da Sani Bey'e nasip oldu. Sani Bey'in seçilmesi biraz önce anlatıldı. Daha önceki leafletlerde de gerek CV'sinin ayrıntıları mevcut. Ben oralara girmek istemiyorum. Ama bir iki cümle ile Sani Bey'den bahsetmek istiyorum. Aynı okuldanız. Bir kere bu şövenlik bizim okulda vardır biraz. Onun için bu övüncü bir kere baştan söyleyeyim. İkincisi, hakikaten bir ailede insanın hem çok üst düzey politikacı, hem çok üst düzey üniversite yöneticisi, hem çok üst düzey spor yöneticisi olan bir ailede, o genetikte ve o ortamda gelişmesi ve olaylara farklı bakabilmesi sanıyorum bunlar için uygun bir ortam. Sani Bey de bu uygun ortamın üzerine kendi birikimiyle elde ettiği başarılardan bize bahsedecek, belki sizlere yol gösterecek ve kendisine Hacettepe'ye şeref verdiği için ve bizim böyle bir toplantımıza hakikaten onurlandırıp bizi bu görüşlerinden yararlandırdığı için teşekkür ediyorum ve kendisine Hacettepe Üniversitesi olarak bir kere daha şükranlarımı ifade ediyorum. Sağ olun. Trabzon doğumlu. Google arama motoruna adını yazdığınızda yaklaşık 251 bin sonuç bulunduğunu bildiriyor. Söyleşilerde çok hızlı, çok zeki, çok sosyal, çok esprili bir Karadenizli olarak tanımlanıyor. Eşine göre tam bir işkolik. Halen TAV'ın CEO'luğunu yürüten Sani Şener bizlerle ulusallıktan küreselliğe uzanan bir dönüşüm öyküsünü paylaşacak.
Ancak Sayın Şener'in küresel firmalar başlık konferansına geçmeden önce sizlerle kısa özgeçmişini paylaşmak istiyorum. Mustafa Sani Şener, 1997 yılında TAV Havalimanları Yönetim Kurulu üyesi ve İcra Kurulu Başkanı olarak atandı. 1977 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Şener, 1979 yılında İngiltere Sussex Üniversitesi'nde akışkanlar mekaniği üzerine yüksek lisans yaptı. Türk mühendisliğinin uluslararası düzeyde gelişimine katkılarından dolayı Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi tarafından mühendislik dalında TAV'daki görev süresi boyunca proje ve risk yönetimi konusunda başarıları nedeniyle de New Hampshire Üniversitesi tarafından işletme dalında onur doktorası ile ödüllendirildi. TAV Havalimanları öncesinde birçok ulusal ve uluslararası projede proje müdürlüğünden genel müdürlüğe kadar çeşitli görevler üstlendi. MIT'de kompleks sistemler yönetimi üzerine eğitim aldı. Uluslararası Havalimanları Konseyi Dünya Yönetim Kurulu üyesi de olan Şener, 2012 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Fransız İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi. Şener, iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı 2016 yılında Fransa Cumhurbaşkanı tarafından şövalye nişanına layık görüldü. Şener aynı yıl Gürcistan Devleti tarafından da üstün hizmet nişanıyla onurlandırıldı. TAV Havalimanları'nda yaratılan iş modeli Harvard Üniversitesi'nde case study oldu ve Sani Şener tarafından Harvard Business School'da MBA öğrencilerine ders olarak anlatıldı. Thomson Extel tarafından yerli ve yabancı finans kuruluşları arasında yapılan oylamada en iyi CEO alanında Türkiye'de 2010, 2011, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında birinci, Avrupa Ulaştırma Sektöründe 2014 yılında üçüncü seçildi. Özlü CV'sinden de anlaşılacağı üzere sadece işe ve başarıya odaklı Sayın Şener'in öylesine yoğun bir tempo içinde bizlere ayırdığı zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Sayın Sani Şener'i Küresel Firmalar Başlık Konferansı için sahneye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, çok değerli arkadaşlar, katılımcılar. Öncelikle çocuklar, şöyle gelin yere, şuralara doğru oturun ne olur, öbür tarafa da oturun. Sandalye getirebilir misiniz şeyden arkadaşlar? Buyurabilirsiniz, geçin. Ne olur. Arkadaşlar, sol tarafa doğru gelebilir misiniz? Buyurun, buyurun. Yani daha rahat oraya sandalye de alırız belki. Arkadaşları bekleyelim, ondan sonra başlayalım. Evet, Sayın Rektörüm ve çok değerli katılımcılar, çok teşekkür ediyorum. Beni Hacettepe Üniversitesi gibi Türkiye'nin köklü üniversitelerinden birine davet ettiğiniz için. CV'mi okudular. Dikkat ederseniz böyle başarıların olduğu bir CV ama çok büyük başarısızlıklarımız da var hayatta. Yani ben bu benim CV'mi okunduktan sonra hemen şunu anlatırım. Robert McNamara'nın hikayesini anlatırım. 1940 yılında Harvard Üniversitesi'nde profesör. Ondan sonra 13 yıl Dünya Bankası Başkanlığı yapmış. Kennedy ve Johnson hükümetlerinde Savunma Bakanlığı yapmış. Ondan sonra bir müthiş bir kariyer. Fakat Vietnam Savaşı'nda sadece ve sadece biz burayı bombalayarak geçeriz demiş. Fakat hiçbir şekilde Vietcong'ların o mağaradan mağaraya, tünelden tünele kaçıp bunlarla baş edebileceğini akıl edememiş. Ve müthiş bir hüsrana uğrayıp Vietcong'un Amerika'yı yenmesine neden olmuş bir savunma bakanı olarak istifa etmiş. Ve anılarında 1983'te şunu yazmış, demiş ki ben sahayı bilmiyordum, sahayı bilseydim bu başarısızlığa uğramazdım. Onun için ben şöyle söylüyorum, kariyeriniz her sabah yeniden başlar. Mesela bugün benim kariyerim yeniden başladı, sizin de kariyeriniz bugün yeniden başladı. Onun için hiçbir zaman çalışmaktan uzak durmamak gerektiğine inananlardan birisiyim. Pedalı devamlı çevirmeye mecburuz.
Kariyeriniz niye yeniden başlıyor? Çünkü dünya değişiyor, dün dünde kalıyor. Geleceği yönetebilmek için bizim devamlı ve devamlı kariyerimize odaklanmamız gerekiyor. Geleceği yönetmek dedim. Burayı açıyor herhalde işte. Geleceği yönetmek dedim. Geleceği kimler yönetebiliyor? Geleceği ve geleceği yaratanlar yönetebiliyor. Geleceği tahmin edebilenler yönetebiliyor. Biz 1997 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın iadesini aldık. 1997. Yap işlet devret iadesi. İnanın yap işlet devret nedir bilmiyoruz. Yani yapacağız, işleteceğiz, devlete devredeceğiz. Ama bir ilişkimiz var. Havalimanı işletmesini, havalimanı müteahhitliğini biliyoruz. Havalimanı işleri yapıyoruz. Bunu duyduk. Ondan sonra bir araya geldik. Tepe, Akfen ve benim şirketim bir araya geldi. Dedik ki biz bu işe girelim. Fakat bulunması gereken para 300 milyon dolar. Kötü oldu bu ya. 1997, o günlerde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti IMF'den 300 milyon dolar para arıyor ve alamıyor. Biz nasıl bulacağız? Şimdi burada tabii konuşuyor. Ama bir zaman geliyor, onu görüyoruz. Yani özelleştirmelerde bir zaman geliyor. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla küreselleşme başlamış. O küreselleşmeye ayak uydurmamız lazım. Bir özelleştirme geliyor. Bu zamanı yakalamamız lazım. Zamanı yakalamak ne? Çok önemli zamanı yakalamak. Yani bakın bir araştırma yapmışlar. Dünyanın en zengin 10 kişisini, yani zenginliği başarı olarak kabul ederseniz, en zengin 10 kişisini çıkarmışlar. Hepsi Amerika. Ama dünya kurulduğundan bu yana. Yani Kleopatra 21. mesela. Böyle bir şeyde hepsi Amerika. Ve bu 10 taneye bakıyorlar. Yarısı 1834-35 doğumlu, diğer yarısı da 1955-56 doğumlu. Bu bir tesadüf mü? Kesinlikle değil. 1834-35 doğumlu olanlar 30 yaşına geldiğinde ikinci sanayi devrimini yakalıyorlar. Elektriği yakalıyorlar, Wall Street'i yakalıyorlar, petrolü yakalıyorlar. Kimdir bunlar işte? Rockefeller'ler, Ford'lar, Vanderbilt'ler filan. Öbür 5, 1955-56 doğumlular, onlar da 20 yaşına geldiklerinde desktop, personal computer icat oluyor, kişisel bilgisayar. Onlar da çok akıllı çocuklar, çalışkan çocuklar, internet devrimini, yani üçüncü sanayi devrimini yaşıyorlar, yakalıyorlar. Kim bunlar? Bill Gates, Paul Allen, Steve Ballmer, Steve Jobs. Şimdi bu bir tesadüf değil ve dünyanın en zenginleri oluyorlar. Zamanı yakalamak. Biz de 1997'de bu özelleştirmelerle bir takım şeylerin olacağını görüp bu ihaleye girdik ve dünyanın en kısa süresini vererek 3 yıl, 8 ay, 20 gün, yani diyoruz ki 300 milyon doları buluruz, geliriz bu inşaatı yaparız, ondan sonra 3 yıl, 8 ay, 20 gün işletiriz ve devlete devrederiz. Tabii hikayesi böyle başlıyor. İhaleyi kazanıyoruz, hem de 10 günde kazanıyoruz. Burada da değişik düşünceyi anlıyoruz. Geleceği gördük. Ama bir de değişik düşünmek lazım. 11 tane uluslararası firma var rakibimiz. 3 yıl 9 ayı bulduk. 3 yıl 9 ayda başa baş noktasını yakalayabiliriz. Yani kredimizi geri öderiz. Hiç para kazanmayız ama bu işe girmiş oluruz. 3 yıl 9 ay. Biz son yazarken dedik ki 3 yıl 8 ay 20 gün atmak. Yani günde var 10 gün. Bunu bakın tek düşünen biz olduk. 3 yıl 8 ay 20 gün attık. 2 tane 3 yıl 9 ay çıktı. Onlar da başı baş noktasında olmuş demek ki. Ondan sonra 3 yıl 10 ay, 3 yıl 11 ay, 4 yıl 2 ay, 4 yıl 3 ay böyle 10 günle biz kazandık hikayeyi. Burada da yani zamanı yakalamaktan sonra bir de değişik düşünce ortaya çıktı. Şimdi başladık inşaata. Peki başa başa biz razı mı olacağız? Değil. Yine sözleşmede şöyle bir madde var arkadaşlar. Diyor ki, inşaatı 30 ayda bitireceksin. 500 bin metrekare inşaat, yıl 1990, 30 ayda bitirmesi çok çok zor. 30 ayda bitireceksin, üstüne 3 yıl, 8 ay, 20 gün işleteceksin, devlete devredeceksin. Şimdi zorluklara bakın. 1. 300 milyon dolar para bulacaksınız. 2. Aynı paralelde dizaynı yapacaksınız. 3. 3 yıl, 8 ay, 20 gün işletip, ve 30 ayda bitirip, 3 yıl, 8 ay, 20 yıl işletip devlete geri vereceksiniz. Müthiş bir zor proje. Müthiş zor proje. Ne yaptık? Ben direkt başına geçtim projenin. Direkt şantiye direktörü olarak. Ve
işe müthiş bir odaklanmayla hepinizin üniversitede okuduğunuz maliyet fayda analizi diye bir şey vardır. Bir projeye başlarken maliyet fayda analizi yaparsınız. Dedik ki biz bu inşaatı 30 aydan önce bitirirsek, mesela 22 ayda bitirirsek 8 ay bizim işletme süresine eklenir ve bu 8 ay bizim kârımız olur. Tabii havacılık sektöründe 8 ay 100 milyon dolar. Eğer 8 ay erken bitirirsek 100 milyon dolar. Ama 8 ay erken bitirmek müthiş bir şey, challenge. Yani gece gündüz çalışmanız lazım, para harcamanız lazım. Onun için maliyet fayda analizini yaptık. Ne yaptık biliyor musunuz? Baktık ki 100 milyon doları tespit ettik. Ne olacak? Kalıpları artırmamız lazım. İşte 3 shift yapmamız lazım. 3 bin işçi yerine 9 bin işçi kullanmamız lazım. Gibi gibi gibi. Bütün bunları yaparken baktık ki biz 15 milyon dolar fazla harcarsak 100 milyon dolar bir geliri faydayı elde edebiliriz. O zaman fayda maliyet analizi tuttu. O zaman ne yapacaksınız? Kolları sıvamayacaksınız ve işe sağlayacaksınız. General Electric'in efsanevi bir CEO'su vardır. Jack Welch diye. Jack Welch şöyle der. Bir, hedefi koyacaksın. İki, hedefe giden stratejiyi tayin edeceksin. Üç, doğru koltuklara doğru insanlar oturtacaksın. Ehliyetli insanlar. Doğru insanlar oturtacaksın. Dört, deli gibi uygulayacaksın. Implement like hell der. Deli gibi uygulayacaksın. Şimdi bizim hedefimiz belli. Biz bunu 30 ayda 22 ayda bitireceğiz. Ondan sonra hedefimiz belli. 22 ayda bitirdik mi böyle madem bir faydamız olacak. Doğru insanları doğru koltuklara oturtacağız. Ve çok çalışacağız. Implement like hell. Deli gibi. Deli gibi uygulayacağız. Aynısını yaptık. Bakın 22 ay şantiyede karşısında Polat Otel vardı. Polat Otel'de kaldım. Hiçbir zaman denize bakan odada kalmadım. Hep şantiyeye bakan odada kaldım. Sabah 6'da gittim, gece 11'de çıktım. Hayatımız böyle çaldı. 22 ay ve 22 ayda bitirdik. Hem de 1999 depremin olmasına zahmet rağmen. Bitirdim. Şimdi bakın proje yönetimi. Hepiniz hayatta öğrenci kardeşlerim. Hepiniz bir proje yöneteceksiniz. Akademisyen de olsanız proje yöneteceksiniz. Reel sektörde isteyen proje yöneteceksiniz. İyi bir proje yönetimi, başarılı bir proje yönetimi nasıl olur? Bir, projeyi zamanında bitireceksin. İki, projeyi bütçesinin içinde bitireceksin. Üç, projeyi istenilen kalitede bitireceksin. Bunları bitirdin mi çok başarılı olursun. Çok başarılı bir proje yönetmiş olursun. Ama bu artık yetmiyor. Bunları yapacaksın. Üstüne o projeyi devam ettireceğiz. O zaman daha başarılı bir proje yönetmiş olursun. Biz 1997'de başlayıp 2000'de açtığımız, yani 97'nin sonunda başladık, iadeyi 97'de almıştık, tam 22 ayda açtığımız projeyi zamanında önce bitirdik. Bütçesinin içinde bitirdik. Ve istenilen kalitede bitirdik. Ama yetmez. Bunun devam etmesi gerekiyor. Onu devam ettirmek için ne yaptık? Dedik ki biz dedik, kalkalım, yurt dışına gidelim. Küreselleşme gelmiş. Bütün dünyayı kapat. Küreselleşme ne? Küreselleşme aslında bir mobility, bir hareket. Neyin hareketi? Bilginin, sermayenin, teknolojinin ve insanlar ve kargonun hareketi. Bütün dünyada mobilize olması. Bilginin, sermayenin, teknolojinin, insanların ve kargonun. İnsanların ve kargonun mobilitesini biz yapıyoruz. Yani yerde havalimanları olarak biz yapıyoruz. Yukarıda hava yolları yapıyor. Denizde deniz yolları yapıyor filan. Şimdi öbür tarafta ICT dediğimiz Information Communication Technologies yapıyor. Bazı kelimeleri İngilizce kullanacağım. Çünkü Hacettepe'de İngilizce sorunu yok. Daha akıcı olsun konuşma diye. Bu ICT sektörü yapıyor. Demek ki bundan sonraki sektör böyle gelecek. Ha biraz daha araştırdık. Baktık dünyada 20 bin tane uçak var. Bu 20 bin uçak yılda 85 milyon sefer yapıyor dünyada. 85 milyon sefer yapıyor yılda. Sonra baktık Airbus'la Boeing'e. Airbus'la Boeing diyor ki bu 2030'da bu 20 bin uçağa ben 40 bin uçak yapacağım. Ha o zaman 7 milyar yolcu var. Demek ki bu ikiye katlanacak 14 milyar yolcu olacak. Bakıyorsunuz havacılık sektörüne bir uçak üreticileri var, Airbus'lar, Boeing'ler. Bir hava yolları var, Türk Hava Yolları, British Airways, Air France, KLM gibi. Bir de siz varsınız, havalimanları.
Bir bakıyoruz havalimanları çok geride kalmış. Çünkü havalimanlarını ülkelerin devletleri yönetiyor. Sivil havacılıkları yönetiyor veya belediyeleri yönetiyor. Ama öbür iki grubu, yani öbür iki oyuncuyu özelleşmişler, dünya devi olmuşlar. Yani Airbus A380 uçağı yapıyor, Boeing 747-8 bizim işte iş var. Bakın, bir, zamanı yakaladık. İki, projeyi başarılı bitirdik. Parasını bulduk, ondan sonra da geleceği görmeye başladık. Bu geleceği görmekte çok başarılı olduk mu? Bazen olmamış. Şimdi İran'a gittik, İran'a. İran'a gittik, İmam Hümeyni Havalimanı'na 30 yılda %90'ını bitirmişler, tam 30 yılda. Geriye kalan %10 var. Bu %10'u bitirmemiz için bizden bir yapışır devlet teklifi istediler. Biz dedik ki bu %10'u bitiririz, ondan sonra 11 ayda da, 11 senede özür dilerim, 11 sene işletiriz, devrederiz. Biz girdik, bitirdik. Kül diye bitirdik, her türlü makineyi götürdük. Yer hizmetleri, ekipmanlarını, köprüleri, IT sistemlerini, özellikle ambargo olduğu için IT sistemlerinde sıkıntı var. Onları götürdük. İlk işimizdi İran. Götürdük 2004 yılında. Götürdük. Başarılı bir şekilde ilk gün biz açılışı yapıyoruz. Açılışı yapıyoruz. Gittik. İki tane tank geldi. Ben dedim ki ya bunlar da açılış töreni ama abarttılar. Yani iki tank. Jetler falan da uçuyor. Hem havaya giriyorum, yani çok abartılar, muazzam. Hem de bir şaşırıyor, tanktan askerler çıktı, geldi, Türkler dışarı dedi. Allah Allah, biz işte anlatmaya çalışıyoruz, uluslararası ihale, yap işte devlet, şükür bu kadar para harcadık falan, Türkler dışarı dedi. Şimdi onlarda Bonyat diye bir vakıflar var, devrim muhafızlarını, Gütfri'yi yönetiyorlar. Devrim muhafızları bizim de orayı hayatta bitiremeyeceğimizi düşünüp, son güne kadar, çünkü onlar Mehrabat Havalimanı, mevcut havalimanının Dütfri'sini işletiyorlar. Dütfri'sini işletiyorlar. Son anda burada biz başlayıp Dütfri'yi gelirleri bize geleceğini anladıkları anda hemen bir limited kur yaptılar. Bir darbe. Kuledeki İranlıları tutukladılar, bizi dışarı attılar ve biz terk ettik. Terk ettik. Tam bir gecede bir Airbus A340 getirdim, 285 tane arkadaşımı Türkiye'ye gönderdim, ben kaldım. Çünkü bir para harcamışız. Mücadeleler, şunlar bunlar. Devam ediyor İran'la. Hükümetimiz de bize yardım ediyor. O sırada tırlarla malzemeler geliyor. Tırlarla malzemeler tam sınırı geçiyorlar, Türkiye'ye gidiyorlar. Bizim arkadaşlara telefon açıyorlar. Diyorlar ki tırları nereye götürelim, malzemeleri hangi havalimanına götürelim? Çünkü o sırada biz Esenboğa'yı almışız, İzmir'i almışız. Nereye götüreceğiz malzemeleri? Küt bana bir telefon geliyor. Bir ihaleye girmiştik Gürcistan'da. Direkt Gürcistan Devlet Başkanı arıyor, Saakashvili o zaman. Diyor ki batonu bekliyorum sizi. Gidiyoruz, biz de son bir pazarlık yapıyor ve ondan sonra biz Tiflis Havalimanı'nı alıyoruz. Ben telefon açıyorum arkadaşlara, tırlara söyleyin, sağa doğru yukarı vursunlar, Batum'a doğru ve Batum'a doğru. Batum'a gidiyoruz, Tiflis'e gidiyoruz, alıyoruz, oradaki makinalarımızı orada kullanmaya başlıyoruz. Ondan sonra Gürcü-Rus savaşı. Yani şimdi biz de oradaki finansmanı EBRD ve IFC'den yapmışız. Yani Dünya Bankası ve Avrupa İslam Bankası. Şimdi Avrupa İslam Bankası EBRD de Rusya'nın can damarı. Rusya'daki bütün projeleri fonluyorlar. Şimdi yani size küreselleşmeyi anlatıyorum ben şimdi. Böyle bizim havalimanı böyle. Ruslar geliyor pat 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 pat. Bombalıyor her yeri. Ki bizim havalimanına bombalıyorlar. Çünkü bizim havalimanının EBRD'den finanse edildiğini biliyorlar. Bizim arkadaşlar da hani böyle Türk kahraman arkadaşlar olduğu için bombalanırken dışarı çıkıyorlar, sonra sürünerek giriyorlar, millete yolcuya check-in yapıp yolluyorlar. Böyle bir durum. Sonunda neyse orada da savaş bitti. Ondan sonra biz Tunus'a gittik. Tunus'ta iki tane havalimanı aldık. Başarılı bir şekilde bitirdik. İşletiyoruz havalimanını. Derken Araplar başladı. İlk Tunus'ta başladık. Atladık, Tunus'a gittik. Ben bizzat kendim gittim ve hiç unutmam. Gittim, indim, böyle sokaklar bomboş, Tunus nefis bir yerdir. Çok nefis bir yerdir, çok değişiktir. Ve Türkiye'yi çok severler, yani onların da sistemi bize çok uyar. Ondan sonra gittik, sokaklar bomboş, karanlık şeyler filan. Bir basın toplantısı yapacağız. İhtilalden sonra ilk basın toplantısı. İhtilalden sonra ilk basın toplantısı. Sabah işte dediler ki işçiler geliyorlar, bağırıyorlar, bizim havalimanlarının işleri şikayetmiş. Basit.
Gittim, basın geldim, Büyükelçilik geldi bizi desteklemek için. Fakat önceden ben kaldığım otelde baktım, bağırıyorlar, çağırıyorlar dışarıda. Dedim eyvah, bizim işçiler geldi. Beni gördüler, geldiler. İndim aşağı, baktım bizim arkadaşlar rahat. Dedim, niye rahatsınız ya, dışarıda bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bin kişi var orada, dediler ki, onlar bizim de İtalya firmasının işçileri. Onlara bağırıyorlar, aferin, biz rahatladık. Biz gittik bizim otele, açılış konuşması yapacağım, heyecanlıyız. Çok ciddi devrim olmuş onlar. Kesiyorlar, basıyorlar yani, şey yapıyorlar filan. Konuşmamı yaptım, anlattım. Biz şöyle aldık, böyle aldık. Bir tanesi kalktı, bir soru sordu. Dedi ki, ya sizin sözleşmeniz var mı? Ha dedim, yırttık. Yani bizim sözleşmemiz olmaz olur mu? Yani 52 yıl diktatörlük altında kaldıkları için bilmiyorlar. Zannediyorlar ki sözleşmesiz bir iş aldık, bir önceki diktatöre paralar verdik, onu yaptık filan iş mekan. Ondan sonra gelen sorulara baktım, hiç böyle alakasız sorular, hepsini cevapladık. Alkışlarla biz havalimanlarımızı geri aldık. Havalimanlarımızı geri aldık. Kendilerine bizim bu işi dürüstçe aldığımızı, yurt dışından kredi getirdiğimizi, Türk sermayesi getirdiğimizi hepsini anlattık, aldık. Ondan sonra Mısır'ı yapıyorduk, Mısır'da ayaklanma başladık. Libya'yı yapıyorduk, Libya'da ayaklanma başladık. Libya'da bizzat ben gittim, işçilerimizi kurtardım. Yani küreselleşme bu. Hikayeyle anlatıyorum. İşçilerimizi kurtardım. Bizzat gitmem lazımdı. Gitmesem çünkü orada havalimanında 100.000 kişi birikmiş. O 100.000 kişinin arasından bizimkileri çıkaramazdım. Ben bizzat gidip önce 250 kişiyi o havalimanından çıkardım. Tunus'a naklettim. Tunus'tan Türkiye'ye getirdim. Ama 4.500 Vietnamlı ve Taylandlı işçimiz orada kaldı. Ondan sonra bakın biz, bakın küreselleşme kolay değil. Biz MI6'den ve daha önceki Amerikan eski özel kuvvetlerden, çünkü bizimkiler çok meşguldü. Bir de bizde o kuruluşu emekli olmuş adamları bulup feribotlarla ülkeye geçtiler İtalya'dan. Geçtiler Libya'ya. Libya'dan 4.500 kişiyi aldık. Malta'ya getirdik. Malta'dan 747'lerle ülkelerine geri yolladık. Libya'da ayaklanmadan sonra. Biz sonra Medine'ye aldık. Medine Havalimanı'nı. Biz de havalimanı aldığımızda, yeni havalimanı aldığımızda oranın kanaat önderlerini bir araya toplarız ve anlatırız. Biz kimiz? Biz neyiz? Ne iş yapıyoruz? Havalimanı nedir? Havalimanları ülkelerin kart vizitidir. Havalimanları ülkeler için çok önemlidir. Çünkü gelen bir yabancı ilk intibasını havalimanında alır. Giderken son intibasını havalimanında alır. Eğer transit yolcuysa tek intibasını havalimanında alır. Bunları anlatıyorum, Medine'de anlatıyorum. Ama demin bu size anlattığım gibi İran'dan başladım, Tunus'a geldim. Bunları anlatırken arkadan bir ses, gaz sevmek bile dediniz. Yani Allah Medine'yi korusun. Şimdi adam, ben krizleri nasıl yönettik anlatmaya çalışıyorum. O da sizde alma ayağı kalmış diyor. Gittiğiniz yere dağıtıyorsunuz. Şey, küreselleşme kolay bir iş değil. Ama küreselleşmeye ayak uydurmaya mecburuz. Şirketler olarak da ayak uydurmaya mecburuz. Şahıslar olarak da ayak uydurmaya mecburuz. Mesela siz genç arkadaşlarım, mezun olduğunuz hangi bölümde olursa olsun, eğer sadece işte Ankara'lıysanız, ben Ankara'da çalışırım, sadece ben İstanbul'da çalışırım derseniz çok yanılırsınız. Dünyanın her tarafı size açık. Dünyanın her tarafı size açık. Yeter ki mesleğinizi küresel boyutta yapabilmeyi bilmelisiniz. Mesleğinizi küresel boyutta nasıl yapacaksınız? Bakın Hacettepe Üniversitesi marka üniversitelerden birisi. Kesin. Hiç tartışmasız. Türkiye'nin en iyi üniversitelerden birisi ve marka üniversitelerden birisi. Ben Hacettepe Tıp'a çok girmek istedim. Puan tutmadı. Şimdi Hacettepe Üniversitesi'nin marka üniversitesi olması size 4 yıl sadece avantaj sağlar. 4 yıl sonra kendinizi yenilememeye başlarsanız artık isterseniz nereden mezun olursanız olun onun bu diplomaların geçerliliği bitiyor. Ben diyorum ki diplomalarınızın geçerliliği 4 senedir. 4 seneden sonra kendinizi 4 sene içinde yenilemeniz lazım. Devamlı başka şeyler öğrenmeniz lazım. Mesela bir Hintli matematik profesörü diyor ki, eğer diyor sen diyor makine mühendisiysen, diyor ben makine mühendisiyim, makine mühendisiyle ilgili nöronlar kafanızda kırmızı olduğunu düşünün. Ama diyor ilk çağ tarihi okursanız sarı nöronlar da oluşur diyor. Sanatla ilgilenirseniz yeşil nöronlar da oluşur diyor. Müzikle ilgilenirseniz başka nöronlar oluşur.
O zaman bu farklı renkteki nöronlar ancak bir shortcut yapıp inovasyon ortaya çıkabilir. İnovasyon böyle çıkıyor. Sadece kendi mesleğinizin yerine girmek sizi muazzam bir uzman yapar. O ayrı konu. Ama ileride yönetici kadrolarında yer almak istiyorsanız her şeyi bilmeniz gerekir. Biz mesela şöyle diyoruz. Üçe ayırıyoruz çalışanlarımızı. Bir A grubu diyoruz. Bu A takımı genellikle bunlar çok iyi giyinirler. En iyi restoranları bilirler. Bakanları tanırlar. İşte şeydirler yani. Çok entelektüel tiplerdir. Bunlar genellikle iş almayı, iş geliştirmeye çalışırlar. Bir de altın yakalılar vardır. Bunlar üniversitede doktora yapmış, master yapmış, kıymetli araştırma yapan arkadaşlarımız. Bunlar sadece araştırma geliştirme yaparlar. Bir de kızılderililer vardır. Bu kızılderililer dediklerimizde her türlü şantiye gider, havalimanı yapar, oradan döner, gider, işte savaşın ortasında sürünerek şeye girer, oradan bombalar patlar. Bunlardan hiçbir şeye takılmaz. Bu üç grubun üçü birden olan yukarıda C-level'a çıkıyor. Yani CEO, COO, CFO ne olacaksa ancak bunlar olur. Çünkü her şeyi bilmek. Peki diyebilirsiniz ki, ya her şeyi bilmek mümkün mü? Yani üniversitede 4 sene okuyorsunuz. 4 sene okuduğunuz üniversitenin adı ve bölümün adı sizin 40 yıllık iş hayatınızı yönetmesini istiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Goldman Sachs diye dünyanın en büyük bankasıdır. 2 numarası tarih bölümü mezunu. Ama dünyanın en büyük bankasını yönetiyor. Dünyanın en büyük bankacısı. Yani bunun için olaya biraz daha farklı bakmak gerekiyor. Küreselleşmeyi düşünürken. Bütün iş modelleri değişti. Yani mesleklerin %70'i falan kaybolacak. Kayboldu, kaybolacak yani. Hani CD bile kalmadı işte biliyorsunuz. Spotify'lar, şunlar, bunlar çıktı, gitti. Onun için bir sürü meslek değişecek. Bunu nasıl yakalayacaksınız geleceği? Geleceği yepyeni araştırmalarla, geliştirmelerle, okumaklarla geleceği tahmin etmeniz gerekiyor. Şimdi biz arkadaşlarımıza hep şunu söyleriz. Ben bunu da size de söylemek istiyorum. İngilizcesi win and gain, yani galip gelmekle kazanmak. Şimdi bu ikisi arasında çok ciddi bir fark var. Harvard Üniversitesi'nde MBA öğrencilerine şöyle bir soru sormuş hoca. Demiş ki, bu akşam demiş bir yemeğe gideceksiniz karınızla veya kız arkadaşınızla. Hangi restorana gidelim diye tartışıyorsunuz. Kız arkadaşınız veya eşiniz diyor ki A restoranına gidelim. Siz diyorsunuz ki B restoranına gidelim. Ve gidiyorsunuz onun dediği, eşinizin dediği A restoranına. Orada bakıyorsunuz yemekler kötü, servis kötü, menü açıyorsunuz, çok pahalı, her şey kötü. Ne yaparsınız diyor. Soru bu. %80'i işte B'ye gitsek daha iyi olurdu, neden bilgileri dinlemedim, şunu yapmıyor, söylenir. Bu %80'i diyor galip gelme peşinde. %20'si de diyor, der ki diyor susar otururum yani gecenin şeyini çıkarırım. Tamam. Bu %20'si de kazanmak için. Yani hani spor lotoda herkes bilirse galip gelirsiniz ama kazanamazsınız. Onun gibi bir şey. Bu hayatta kazanmaya oynamak gerekiyor. Ben buna çok inanıyorum. Şimdi biz yıllar önce, hani burada da çok kıymetli hocalarım var. Hepsi mutlaka yurt dışında da çok önemli işler yaptılar üniversitelerde. Biz bir gün bir haber aldık. Dediler ki Harvard Üniversitesi Türkiye ve Orta Doğu'da 12 tane business profesörü geliyor ve bunlar case, vaka çalışması yapacaklar. Tavda bunlardan biri seçilmiş. Önemli bir üniversite, marka bir üniversite. Ben de dedim ki arkadaşlar iyi hazırlanalım, bunlara business case'imizi anlatalım. Çünkü neden önemli bir üniversite? Bakın size şunu anlatayım, bu sizin için de çok geçerli. Hacettepe'de çok önemli bir üniversite. Yıllar önce Filipinler'e gittim. Filipinler'e gittim. Bir American Patent Box diye bir firma var. Çok önemli bir firma. Orada bizi gezdiriyorlar. Filipinler'de ben de inşaat olanaklarına bakıyorum. Ama benim indiğim an, uçaktan indiğim an şehire giderken şeyim bitti. İşim bitti. Ondan sonra işin şeyine baktım orada. Gırgırına baktım yani. Niye bitti? Türkiye'de o zaman bizim Tepe İnşaat ortağımız, sizin de komşunuz burada. Tepe İnşaat Türkiye'nin en yüksek binasını yapıyordu. 52 katlı. Ben oraya gittim, bir baktım böyle nasıl büyük binalar var. Saydım, bir tanesi 140 katlı, bir tanesi 150 katlı. Dedim ki adamım bunları kim yaptı? Dedim ki belki
biz bunları yapamayız. Benim işim bitti. Yani orada bir noktayı koyduk. Şimdi bu Filipinler'de gezerken bizi şeye götürdüler. Amerikan heyeti, tek Türk benim. Amerikan heyeti götürdüler. Filipinler Finans Bakanı'nın karşısına oturdular. Şöyle ufacık bir adamcağız. Oturdular. Ben tabii Türk geleneği. Gayet efendi oturuyorum. Şu vaziyette. Adam bakan. Yani belki bize iş verir. Şöyle belli olmaz. Yani böyle efendi oturuyorum. Ondan sonra bu Amerikalılar böyle yayılmış. Ha, bacak bacak üstüne atmışlar. Bakanın karşısında oturuyorlar. O sırada heyetin başı eski Filipinler Manila Büyükelçisi. O geride kalmıştı. İçeriye girdi. Böyle bir bakana baktı. Bir Amerikalı iş adamlarına baktı. Hey guys, he's a Harvard man. Harvard'dadır dedi. Abi Amerikalılar bir toplantı. Tamam vay dedi. Markaya bak. Üniversitenin markasını. Adamın Filipinler bakanı, finans bakanı olmasını sallamadılar. Ama Harvard'da deyince hepsi bir toparlandılar. Bu beni çok etkilemişti. Bunu ben Harvard'lı hocalara da anlattım. Çok hoşuna gitti onların. Ondan sonra kendinize anlattım. Biz Harvard Üniversitesi'nde case study olduk. Böyle gittim. Orada bizzat kendim MBA öğrencilerine anlattım. Şimdi ne olursanız olun, çekiniyorsunuz. Yani dünyadan seçilmiş 99 tane MBA öğrencisi ondan sonra size sorular soracak. Muazzam hazırlanmışlar tavrıyla ilgili. Her şeyleri, şunları, bunları. Ama ben durumu bildiğim için hiç önemli değil. Daha sorular geldi, saçması da geldi, iyisi de geldi, şey de geldi. Ama tavır anlatabildik. Anlatabildik. Niye anlatıyorum? Bak, buralara gelmem özellikle tabii %90'ı sizlere bir şey katabilmek için. Ama %10'u da kendi yaptıklarımızı, tecrübelerimizi anlatabilmek için. Üniversitelerde muazzam teori alıyorsunuz. Ama teoriyle pratiği harmanlayamadığınız sürece çıkmıyor. İnovasyon çıkmıyor. Yani inovasyon biliyorsunuz günün moda kelimesi çok önemli bir hadise. Ama inovasyon çıkmıyor. Geçen gün birisi geldi bana dedi ki birisi startup şirketlerden birisi. Ona bana anlatıyor bir şey, dinliyoruz onları. Benim bundan bir şey çıkmaz. Tamam, niye çıkmaz, nereden biliyorsunuz diyor. Dedim ki ya inovasyon, şahane bir şey olabilir. Ama inovasyonun inovasyon olduğuna tüketici karar verir. Eğer sen onu satın alırsan o müthiş bir inovasyondur. Satın almazsan hiçbir şeye yaramaz. Benim Ankara Koleji'nden, işte hocamla okul, aynı okul, Ankara Koleji'nden sınıf arkadaşım, Florida Üniversitesi'nde fizik mühendisi. Fizik ve hocası profesörü. Geçen beni CERN'e davet etti. Oraya gittim ben de baktım işte CERN'e şuna buna. Meraklıyım biraz onlara, mecburuz meraklı olmaya. Ona dedim ki senin hiç patentin yok mu ya bu kadar? Var dedim. Var dedi, bir acayip dedi, bir problemi çözdüm dedi. Sana vereyim mi dedi. Versene dedim. Ama hiç para etmiyor dedi. Şimdi yani çünkü bir şey yaramıyor. Yani onun için ben şunu söylüyorum. Bilimin çözdüğü her problemin yarattığı teknoloji ve o teknolojinin yarattığı ürün bundan sonraki ekonomiye damgasını vuracaktır. Siz işte bu tarifin ya bilim tarafında olun, ya teknoloji tarafında olun, ya o ürünün satılması, pazarlanması veya bunun şirketinde olun. Bunlar kazanacak. Yepyeni olan şeyler kazanacaklar. Şimdi biz tam da hep böyle güzel bir sürü krizleri anlatmıştım. Şimdi 2004'e geldik, biraz da finans anlatayım size. 2004'e geldik. Şimdi şirketlerde finans şöyledir. Şimdi bir projeyi alırsınız, diyelim proje 100 milyon dolar, öyle diyelim. Bunun %30'unu banka sizden ister. Sponsor dedim bana, ya yatırımcı. %30'unu siz koyarsınız, %70'ini de banka koyar. Buna proje finansmanı diyoruz. İşletmeci arkadaşlar bunu bilirler. Ama proje çok çok iyiyse %20 koy hadi derler, %80'i de bankalar verir. Ve böyle gidersiniz. Şimdi biz tabii girdiğimizde para yok. Yani bu işe girdik 300 milyon dolar. 300 milyon dolar kredi alacağız. %30, 90 milyon dolar böyle bir şey yok. Nereden vereceğiz? O 90 milyon dolarları falan böyle biz bankalardan yıllık ticari kredini alıyoruz. İşte bilmem şunu alıyoruz, bunu alıyoruz. Böyle devam ediyoruz işte. Tabii Ankara'yı aldık, İzmir'i aldık. Ondan sonra Gürcistan'ı aldık. Bu %30 dediğimiz rakamlar birikti. 450 milyon dolar oldu. 2004. Bakmak üzereyiz.
Yani çünkü bankalar, ticari bankalar, proje finansmanı olan değil, ticari proje finansmanı hep yurt dışı. Ticari bankalar diyor ki ödeyemiyoruz seni. Çünkü ikinizin hissediyorlar o günler. Nasıl ödeyeceğiz, ne yapacağız? Dedim ki ya ben biz halka açtım. Halka açtım ama nedir bile doğru düz bilmiyoruz 2004'te. Ben de bunu Reuters ajansından birisi geldi bir gün. Bana dedi ki ne yapacaksınız? Dedim halka açacağız. O da yayınlamış Herald Tribune'de şöyle ön sayfada şu altta küçücük Türkiye'den Havalimanları diye bir firma halka açacak diye bir şey yapmış. Ertesi gün beni Bahreyn'den birisi aradı. Pakistan'da hiç Mümtaz Kağan. Anlatmaya başladı. Dedi ki, anlattı biz fonuz dedi, İslam Kalkınma Bankası'nın altyapı fonuyuz dedi filan anlattı. Anlamadığımı anladı. Dedim ki, nedir ağacınız? Size hisse satın alacağım. Niye? Ya dedi işte biz fonuz dedi alırız, sonra çıkarız filan. Ya, baktı ki anlamıyorum. Dedi ki, ben Türkiye'ye geldim size bir anlatayım. Türkiye'ye geldi. Ondan sonra tabii anlattık. Hemen hızlı anlattık konuyu. Bu bizden %5 hisse alacak, biz halka arz olursak bu onu satacak, satınca aradan para kazanacak. Bunlar fonlar. Güzel. Şimdi bunu anlama dedim ki, peki dedi ki bana değeriniz ne kadar? Bizi biraz çalışıyorduk da, $1.5 milyar. Dedi ki $1.5 milyar da bunu nasıl ispatlarsın bana dedi. Ben dedim ki ben sana ispatlayamam. Ama dedim halka arz ettiğimizde $1.5 milyar çıkarsa okey. $1.4 milyar çıkarsa ben sana borçlu olacağım. Fakat o güne kadar bu parayı kullanacağım için sana para veremem. Sana hisse veririm dedim. Yani %5, $75 milyon bana verirsin. 1.5, 1.4 çıkarsa ben %5'ini %5.2, %5.3 yaparım. Kabul dedi. Fakat ben hiçbir şeye inanmıyorum. $75 milyon bir imzayla gelecek falan. Ondan sonra biz buna imzalaştık, şey yaptık, %5 aldık, ben gittim Bahreyn'e geldim filan. Küt diye bankaya $75 milyon geldi. Ya ben dedim ki dur bundan bir tane daha yapayım bu şahane. Ondan sonra aynı şartlarla bir %5 Avustralya lirası sattık. Bakın küreselleşme, Avustralya lirası sattık. 75 de onlardan geldi, 150. Bir de Küveyt'li GIH diye bir fon geldi, %5 puanı sattık. 225 oldu. Kaldı 225. İşim zor. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Derken birden Goldman Sachs geldi. Goldman Sachs dünyanın en büyük bankalarından birisi. İnan hatırlarsın. Goldman Sachs geldi. İçeriye girdi. Siz burada ne yapıyorsunuz? Dedi. Siz Goldman Sachs olunca korkacaklar. Dedi. Abi biz işte bütün firmasıyız. İşte böyle şeylerimiz var filan bilmem ne. Dedi ki tamam ben de alacağım aynı şartlarda. %15 alacağım dedi. $225 milyon. Tam öbürü de 225, 450 bitiyor. Ve aldılar 450'yi takip edip bir halka arza çıktık. $1.7 milyar halka arzı yaptık. Hem onlara para ödemedik hem de çok ciddi bir şekilde parayı şirketin içine soktuk. Ondan sonra da büyümeye başladık. Şimdi küreselleşme kolay değil. 17 tane ülke, 18 ülkedeyiz. 18 ülkenin başbakanını tanıyacağız. 18 ülkenin ulaştırma bakanını tanıyacağız. 18 ülkenin İş kanununu uygulayacaksın. Hepsi değişik. 18 ülkenin ticaret kanunu, 18 ülkenin ceza kanunu. Hepsini değişeceksin. Farklı siyasi rejimlerin, farklı ekonomik dinamiklerin, farklı geleneklerin olduğu yerdesiniz. Bu küreselleşme bilgiyi transfer edebiliyor. Giriyorsun Google'a, her şeyi öğreniyorsun. Sermaye de transfer edebiliyor. Teknoloji de transfer edebiliyor. Ama kültürleri transfer edemiyor. Kültürleri ancak eklemleyebiliyorsun. Yani entegrasyon değil, entegrasyon asimilasyona giriyor biraz. Articulate diyorlar İngilizce. Articulate edebiliyorsun, eklemleyebiliyorsun kültürleri. Türk insanının çok büyük avantajı var burada, bunu gençlere söylüyorum. Yani küresel pazarda çok büyük avantajımız var. Biz Katar'a gittik, Katar Havalimanı'na yapıyoruz. $4 milyar bir iş, dünyanın en büyük havalimanlarından birisi. Ortağımız Taisei, Japon firması. Bu Taisei şu Marmara'yı yapan, boğazın altından geçen. Kontrolümüz Behtel, Amerikan firması. İdarede, yani mal sahibi de Katar Hava Yolları, Araplar. Şimdi
şantiyede devamlı iç çıkış olur. Devamlı yani. İşte o seni suçlar, sen onu suçlarsa filan ama Amerikalılar Amerikalı olduğu için ve özellikle de Amerikan firmaları Orta Doğu bölgesine böyle daha ziyade redneck dediği Texas'tan, Orta Amerika'dan filan çok arrogant ve kaba adamları yolluyorlar. Bu Amerikalılar Fiji, Çin bizim Japon ortağımız Taisei'de Asya kültürü var onlarda. Saygı kültürü üzerine iş yapıyorlar. Böyle bir şey. Paraları da biliyorsun. Şimdi böyle bir durumda biz acayip ciddi bir şekilde şey yapıyoruz. Bir kavga çıkıyor, bizim Japonlar bir üzülüyor, küsüyorlar. Bizim çocuklar koşuyor, Japonlara gidiyor, diyor ki kardeşim biz Asyalıyız diyor, anladın sen merak etme diyor. Gidiyor Amerikalılara diyor ki ya baba biz de Amerikalıyız diyor ya. Dönüyor Katarlara gidiyor, kardeş biz Müslümanız. Neden bunları üzüyorsun diyor. Ve ne yapıyor? Kültürleri entegre edebiliyoruz. Pardon, eklemleyebiliyoruz. Böyle bir kabiliyet var. Küreselleşmede bu kültürleri eklemleyebilmek çok önemli. Onun için müthiş bir şekilde Türk insanının çok büyük faydası oldu. Nedir küreselleşme? Bakın, biz Katar Havalimanı'nı yaparken nehri şeyden aldık, Japonya'dan. Çünkü ortağımız Japonya. O demiri Tayland'da işledik. Mühendisliğini Filipinler'de yaptık. Gemiyi de geldikten sonra Katar'da Türk mühendis ve işçileri yerine koydu. İşte küreselleşme bu. Bunu yapabilmek. Yani küresel kaynakları bileceksiniz, küresel para kaynakları bileceksiniz, küresel insan kaynakları bileceksiniz. Bizim tavda 55 bin kişi çalışıyor. 39 tane değişik pasaport var. 39 tane. Filipinli var, Hintli var, Vietnamlı var. Bir sürü var. Çoğunluk tabii ki Türkler. Ben mesela şunu da öğreniyorum. Türkleri biz oraya hep okumuş çocukları götürüyoruz. Bana gazeteciler soruyor. Bir iş aldık mı yurt dışında? Kaç Türk götüreceksiniz? Ben Türk işçi götürmüyorum. Türk işçi Türkiye'de çalışsın, memleketinde çalışsın. Ben Türk mühendisi götürüyorum. Türk teknisyeni götürüyorum. O açıdan da övünüyorum. Yani o çok önemli bir hadise. Yani Türklerin. Çünkü Türkiye üniversitelerinde gerçekten çok iyi eğitim veriyor. Yani bu eğitime baktığımızda rahatlıkla yeter bir lisanımız olsun. Rahatlıkla dünyanın her tarafında iş yapabiliyoruz. İkincisi, son şey olarak da şunu anlatmak istiyorum. Saatim de doluyor. Son şey olarak şunu anlatmak istiyorum. Bizim TAV'da şöyle bir mottomuz var. Yine İngilizce söyleyeceğim. Connectivity is productivity diyoruz. Yani iletişim kesinlikle verimliliktir. Bu çok önemli bir hadise. Biz şimdi konuşmakla ilgili bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Şimdi demin burada masada Sayın Rektör'le gezerken Hybrid Talks diye bir şey de gördüm arkadaşlar. Şimdi BMW bir hibrit arabasını çıkarmış ama bir şey geliştirmek istiyor. Bunu da şöyle Harvard Üniversitesi'ne giderken bu case study'yi çalışırken başka case'leri okumaya başladım. Nasıl oluyor diye kendimi hazırlamaya başladım. Bu BMW'nun Harvard'daki case'ini okudum. Oradan çok faydası oldu. Şimdi diyor ki hibrit arabayı verimliliğini artırmak istiyor. Nedir bu verimlilik? Biliyorsunuz hibrit arabada işte elektrikle de çalışıyor, benzinle de çalışıyor, hibrit karışıyor. Şimdi fakat elektrikle çalışmasını daha fazla yapmak istiyorlar. O zaman bir şey geliştiriyorlar. Frene basınca o disklerde çıkan ısı enerjisini bir dinamoyla elektrik enerjisine çeviriyor ve her frene bastığında akü doluyor. Her frene bastığında akü yeniden şarj ediyor. Böylece elektrikli kısmı daha fazla kullanmasını yapıyor. Bitiyor, mühendislik olarak hiçbir şey yok. Tıkır tıkır. Piyasaya da sürüyorlar fakat verimlilik çok kötü. Bir türlü çözemiyor. Arabaları geri çekiyorlar. Ondan sonra bir danışmanlık firmasına başvuruyorlar. Danışmanlık firması bütün fabrikayı geziyor, bütün üretim hattını geziyor, geliyor. Rapor bile getirmiyor. Ne diyor biliyor musun? Ya diyor biz şunu tespit ettik diyor. Sizin frenci arkadaşlarla, akücü arkadaşlar hiç konuşmuyorlar. Çok ayrı yerdeler. Hiç konuşmuyor. Bunları bir konuşturmuyor. Bunları konuşturursanız bu sorun çözülür diyor. Ve konuşturuyorlar. Hakikaten çok basit bir şekilde sorun çözülüyor. Şimdi ben bunu okudum. Daha sonra bizim Atatürk Havalimanı'nda şöyle bir sıkıntımız vardı. Şimdi uçaklar rüzgarın içine doğru iner, rüzgarın içine doğru kalkar.
rüzgarın karşıdan gelmesi lazım. Ama rüzgarın karşı rüzgar mı, arka rüzgar mı olduğunu anlamak için bir seviye vardır. Arka rüzgar 5 natı geçerse bu tarafa dönmen lazımdır. Bizim için niye önemli? Atatürk Havalimanı bilenleriniz bilir. Bir pis vardır, Ataköy'ün üstünden inersiniz. İstanbul'da en güzel iniştir, Boğaz'ı görürsünüz. Bir pis vardır, bu Sefaköy'e doğru kalkarsınız ama şu Marmara Denizi'ne doğru. Yani böyledir pisler. Şimdi böyle pislerde oldu mu, güneyli rüzgar esti mi uçağın buraya girmesi lazım. Böyle inecek, böyle kalkacak. Ama bu bir pas geçerse çarpışırlar. Onun için ne yapıyorlar? Uçakların arasını açıyorlar. Arası açılınca ne oluyor? Şu oluyor, çok basit. Bu güneyli rüzgarlarda Atatürk Havalimanı'nda müthiş havada tur atmaya başlıyorsunuz ve inmekte korkunç sıralar oluyor, çok sıkıntı yakalıyorsunuz. Şimdi ben de tek bir animasyon hazırladım, şey yaptım. Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü geldi, Türk Hava Yönetim Kurulu Başkanı CEO'su geldi. Ben geldim, ondan sonra oturduk, konuşuyoruz. Konuşurken ben dedim ki, ya arkadaşlar dedim, biz konuşuyoruz da biz şu kuleciyle pilotları konuştursak. Yani inanın bu kesten geldi. Kuleciyle pilotları konuştursak. Tamam dediler. Hemen başkaptanı çağırdı Türk Hava Yolları. Dehameyli hemen kuledeki en büyük adamı çağırdı birini. Geldiler, konuştular. Türk kaptan dedi, ya kardeşim dedi, ben arka rüzgar 20 ile Hitrova'ya iniyorum da dedi. Buraya niye inemiyorum? Bu dedi ki inersin de bizim dedi şeyimiz böyle. Kurallarımız böyle yani. Son genel kuralları değiştirirsin dedi. Tabii inersin. Çünkü uçak teknolojileri değişmiş. Uçak teknolojileri değiştiği için çok rahatlıkla inebiliyorlar. Ama Türkiye'de eskiden kalan genellikle emniyetli olsun hikayesiyle şey yapıyorlar. Ve bunların konuşmasıyla ne oldu biliyor musunuz? Bunların konuşmasıyla böyle indi ama böyle kalkabildi. Çünkü buradaki arka rüzgarı yükseltti. 5 nattan 20'ye yükseltti. Hala karşı rüzgar olabilir dedi. Ve böyle kalktı. Günde 650 uçak havalimanına inen kalkan havalimanına 1500 uçak rekor. Bakın sadece ve sadece iki kişinin konuşması. Onun için koordinasyon, konuşmak, anlatmak, bunlar o kadar önemli ki bundan sonra iş hayatımızda bunlar bu iletişime çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bundan sonra ilişki ve iletişim insanın kendinizle her yerde 3 tane sermaye. Fiziksel sermaye, entelektüel sermaye ve sosyal sermaye. Fiziksel sermaye para bularsanız aradınız. Öbürü bilginiz, patentleriniz, neyi biliyorsunuz, insan kaynaklarınız. Sosyal sermaye de bu. Sosyal sermaye de network'ünüz. TAV'ın fiziksel sermayesi 0. Bu 2 milyon metrekare terminal binamızda hepsi günü geldiğinde devlete yer olacak. Bütün arabalarımız kiralık. Hiçbir tane arabamız bile yok. Bir tane kulemincimiz bile yok, hepsi kiralı. Ama değerimiz 2 milyar dolar. Niye? Çünkü bunların entelektüel sermayesi, yeni işler yapabilmesi var. Bunların sosyal sermayesi o kadar güçlü ki bütün imkanları tanıyor, bir yerlere gelebilirler. Bunun için ben bu entelektüel sermaye ve sosyal sermaye olayına çok önem veriyorum. Ne diyorum gençlere? Yeni gençlere söylediğim bir şey var. Diyorum ki, güneşe arkanızı dönerseniz bütün gölgeler hayat boyu önünüze düşer. Çevirin gözünüzü güneşe, bırakın gölgeler arkada kalsın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hocam, belki birkaç tane arkadaşım. Olabilir. Tabii ki. Tabii ki. Varsa. Evet arkadaşlar, sorusu olan varsa hemen şey yapabilir. Çekinmeyin. Sorun. Bir tane oradan arkadaşımız var. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hepinizin bildiği üzere yeni bir havalimanı açıldı İstanbul'da. Bu havalimanının açılması Atatürk Havalimanı'nın etkisini ben merak ediyorum. Şöyle, son alınan kararla biliyorsunuz Atatürk Havalimanı'nda kiracıyız. Son alınan kararla iki pist açık kalacak. Genel havacılık şoförleri oradan gidecek. Yabancı konuklar, yabancı devlet başkanlarının geleceği yer orada kalacak.
ana bina da Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğine göre Kongre Merkezi ve bir havacılık üniversitesi düşünüyorlar. Onun ön tarafında Millet Partisi arasında büyük bir fark olmuş. Son durumu olacak. Teşekkür ederim. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Buyurun efendim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben Teknokent AŞ'nin ve Teknoloji Transfer Merkezi'nin yönetimleri başkanıyım. Harika bir konuşma dinledik. Duygularımıza, düşüncelerimize tercüman oldunuz. Benim merak ettiğim şey var. Bu büyük iş adamları Türkiye'de geleneksel olarak para kazanmış ve sermayeyi biriktirmiş iş adamları. Niye melek yatırımcılıktan uzak duruyorlar? Bunun ana motivasyonu nedir? Çünkü öyle olduğu için devlet bunu bir biçimde destekliyor ama bu da yetmiyor. Yani nasıl yetmiyor? İşte Fransa'da 2 milyar dolar 2017 rakamı, Güney Kore'de 3 milyar dolar, Türkiye'de hala 100 milyon dolar seviyesinde aşağı yukarı aynı ulusa sahip. O yüzden örnek verdim. Bu konudaki görüşümüzü merak ettim. Şimdi, teşekkür ederim. Şöyle bir anlatayım. Bir dönem şirketler sadece ortaklarının zengin olması için çalışırdı. Ondan sonra müşteri memnuniyeti geldi. Müşterisinin memnuniyeti için çalıştı. Ondan sonra çalışan memnuniyeti geldi. Çalışanın memnun olması gerekiyordu. Çünkü çalışan memnun olmayan bir şirketin müşterisi memnun olmaz. Müşteri memnun olmadığında ortaklar zaten para kazanamaz. Ondan sonra da gelen ülke menfaatlerini öne çıkaran ülkesini temsil edebiliriz. Mesela ülkemizi temsil ediyoruz. Yurt dışında bayrak taşıyan bir havalimanı işletmecisiyiz. Ülke çıkarlarını en fazla gözetmek en önemli derdimiz oldu. Ve sosyal sorumluluk projeleri yaptık. Melek yatırımcılık finansal enstrümanlarla sadece bir tanesidir. Yani bu bir ölçek alınmaz. Mesela ben melek yatırımcı değilim. Ama belki melek yatırımcılardan çok daha fazla hem şahsi olarak hem şirketli olarak işler yapıyoruz. Yani fonlarda, startupları, şeyleri kendimiz destekliyoruz. Yani onun için melek yatırımcılık olayına sadece ona yatıranlar iyi, yatırmayanlar kötü diye bir şey yok. Yani bizim desteklediğimiz çok değişik bir projeler var mesela. Yani kendi desteklediğimiz startuplar var. Bizim konuşuyoruz. Onun dışında mesela Eczacıbaşı çok yakınlarımdır. Müthiş bir sanat öğretisi veriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Herkesin bir değişik yönü var ama melek yatırımcı arkadaşlarımız da çok ciddi şekilde melek yatırımcılık yapıyorlar. Yolları açık oldu. Yüzlerce finansal model var. Yüzlerce finansal model. Ben şunu söyleyeyim. Yani biz şirketler olarak baktığımızda neye çalışıyoruz biz? Gayri safi milli hasılanın artması. Bu nedir? Bu ülkelerin büyümesidir. Hani ülkelerin büyümesi çıkar. Kuru bir rakamdır. %3 büyüdük, %5 büyüdük, %7 büyüdük. Bu büyümedir, doğrudur. Ülkeler büyür. Ama bir de kalkınma var. Kalkınma ayrı. Ben şöyle diyorum. Gayri safi milli hasıla ülkelerin mutluluğudur. Gayri safi milli mutluluk da ülkelerin şeyidir, kalkınmasıdır. Yani gayri safi milli mutluluk aslında sanal bir ölçektir. Ama nedir? Eğer dediğimiz gibi karlılığınızı sosyal faydalarla taçlandırabiliyorsanız işte o zaman ülkenin gayri safi milli mutluluğuna ilgi edersiniz. Mesela biz tav olarak baktığınızda ne yaptık? Çok güzel havalimanları yaptık. Ankara Esenboğa Havalimanı'nı yaptığımızda 2 senede 24 ayda bitirdik ve o zaman İngiltere Başkanı Tony Blair gelmiş. Demiş ki ya ben 2 sene önce geldim. Yoktu mu? Nereden çıktı? Bizzat gezip içini görmüş, şaşırmış. Çünkü çok bir ülke temsilciliği yapıyoruz. Bundan dolayı da ülkenin kalkınmasına, yolcuyu mutlu ederek de ülkenin kalkınmasına çok büyük katkıda bulunuyoruz. Onun için ben hep şunu derim, TAV hem gayri safi milli hasılaya hem de gayri safi milli mutluluğa hizmet eden bir şirket. İyi reklam yaptım. Güzel. Şimdi kendisini bırakmıyoruz. Sayın Rektör'ün Hedef Beykerciğini takdir etmek üzere sahneye. Yani bunlardan çok almışsınızdır ama ben çok bunu çok severek çok sağ olun. Veriyorum. Sağ olun. Çok güzel şey. Çok güzel.
sizin gibi deneyimli bir iş adımını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz iğneler, 50. yılımızda başlayıp keyifle sürdürdüğümüz Hacettepe konferansları buluşmamıza katıldığınız için yeniden teşekkür ederiz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz.